konumuz, 15 dakika süremiz, 2'de yeni konuğumuz var. Hemen tanıtayım. Doçent Doktor Ezgi Özkur, dermatolog, hoş geldiniz. Ve Profesör Doktor Burak Doğangün, çocuk ve ergen psikiyatristi, siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Şimdi biz programın bir yerinde de konuşmuştuk. Dişleri konuşurken hani Burak Bey hatırlarsınız, çocukların yüzünün oturması diye bir şey var. Hep oturması, de yüz konuşuyoruz. O oturma oradan ergenlikten buraya sonra oluyor. Oradan geldik gerçekten de. Ama çocuklar daha ergenliğe girmeden kozmetik işine giriyorlar. Ne yazık ki işte 8'e kadar düşmüş bu da. Feci bir şey gerçekten. Dermatologlar diyorlar ki bunun geri dönüşü olmayan hasarı olur. Öyle mi gerçekten? Yani olabilir tabii. Ya bunun aslında temel sebebi, Burak hocam da birazdan anlatır, sosyal medyanın bu hangi kadar... Hocam? İki Burak, diğer Burak ne yapsaydık acaba? Peki. Sosyal medyanın aslında bu kadar aktif kullanılması, siz de görmüşsünüzdür yani bu. Yani ilk ve tek neden mi? İlk ve tek yani mesela kozmetiklerin ulaşılabilir olması, markete olması, gittim raftan aldım tabii gibi şeyler de var artması, internet alışverişi. Tabii bu kadar internet erişimin kolaylaşması, daha düşük yaşa düşmesi hepsi geçerli. Erkek ama birinci konu ayrımı var mı? Ya tabii ki kız çocukları daha öncelikle önde ama erkek çocuklarında da var. Bu erkek çocuklarında ben özellikle şey görüyorum, bana geliyorlar kliniğe, bu Korean Glass Skin istiyoruz. Hani camsı ve böyle tek renk, tek ton. Sedefi bir cilt rengi. Bu Korean Glass Skin dedikleri bir akım. Öyle mi? Korean cilt. Ergenlik döneminde. Evet, ergenlik döneminde. Korean. Yani benim derim öyle mi olsun krem istiyor? Krem istiyor. Evet, ya bunun için bir işlem, bir krem, bir şey. O şekilde görünmek istiyor. Ya bu çok gerçekçi değil. Zaten şu anda filtre evet, var. Evet, hiçbiri gerçekçi değil. Evet, makyaj var ama onu istiyor. Ya bir tane sivilceyi kafasına takan, ağlayan böyle gerçekten algıyı bozuyor. Tamam, size zaten ben aslında onları Burak Hoca ile konuşacağım da size o cilde veren hasarı tabii konuşmak istiyorum. Bu evet. Yani küçük çocukların makyaj ve bir de bakım. Şimdi bakım gibi de bir şey çok öne çıkıyor. Maske yapıyor 8 yaşında, 9 yaşında çocuk. Evet. Kağıt maske gördüm alıyor, başka maske takıyor. Ya burada tabii bizim söylediğimiz zaten ergenliğe kadar en önemli şey temel cilt bakımı. Güneşten korunmak. Ergenliğe kadar. Evet, hijyenik şeylere özen göstermek, nazik bir yıkamacıyla yıkamak, cildi kuruysa nemlendirmek. Şimdi bunun pozitif yanları da var aslında cilt bakımının hayatımıza girmesinin. Mesela nedir pozitif yanı? Bir araştırma yapmışlar. Çocukluk çağı egzaması olan çocuklara anneler çocukluk çağından itibaren düzenli nemlendirici sürerse erişkin hayatta daha az egzama gözlemişler. Mesela bir artısı. İki, güneş yanığı, eskiden biz geçirdik ya böyle kıpkırmızı olurduk, su toplardı falan. Yoğurt sürerdi. Mesela sonradan gösterilmiş, sürmüşsünüzdür. Biz öyle sürüldük evet yani. Sonradan gösterilmiş ki melanom, deri kanseri riski artıyor. Her güneş yanığında ileriki hayattaki melanom kanseri riski biraz daha artıyor. Mesela güneş koruma bilinci geldi. Ya böyle aslında iyi yönleri de var bunun. Ama kötü yönleri ne? İşte o gördüğümüz influencerlar bin kat şey sürüyorlar. Çocuklar da bunlardan etkileniyor gerçekten. Ne dönüyor bize? Egzama olabiliyor. Alerji olabiliyor. Cilt bariyerini bozabiliyor. Ergenlerde yani bizim aktif içerikleri, salisilik asit, retinoid gibi daha çok ergen değil, matür ciltlerde kullanıyoruz. Veya bir problemi varsa, aknesi varsa o zaman kullanıyoruz. Ne yapıyor çocuk? Bunu erken kullandığında cilt bariyerini bozuyor. Tam tersi güneşe karşı hassasiyet gelişiyor. Kızarıklık gelişebiliyor. Daha sonra bunlarla uğraşıyoruz. Tamam. O yüzden eğitim önemli. Cilt sıkıntısı saydınız. O cilt bariyeri kısmını biraz daha sormak istiyorum size. Peki, birazdan ama. Aynı zamanda güneşe de çıkın diyor doktorlar. Hani D vitamini falan diye. Hani güneşten korunun, güneşten kaçın demek değil, değil mi bu? Yok, bu tamamen güneşten kaçmak değil aslında. Güneş yanığı olmamak. İşte yanığı olmamak ama belirli bir şey. Aynen, 15 dakikaya kadar zaten vücuttan alınan güneşin D vitamini sentezi için yeterli olduğunu düşünüyorlar. Tamamdır. O yüzden bunun için ekstra bizim bahsettiğimiz burada güneşlenmek, solaryuma girmek, yanmak, kızarmak bunlar en tehlikelileri. Özellikle sarışın ve kızıllar için. Evet. Peki hocam, güzellik meselesi mi var bunun altında yoksa tamamen pazarlamaya bir teslim oluş mu? Bu araştırılmış kısmen. 2023'te yayınlanan, Amerika'da yayınlanan bir çalışmada 12 yaş altındaki çocuklara bakılmış. Ve bu çocukların %48'inde o çocuklardan, 12 yaş altı çocuklardan daha güzel olayım duygusuyla, düşüncesiyle, arzusuyla öyle diyelim çeşitli maddeler kullandıkları öğrenilmiş. Ama bir kısmı da oyun oynuyor. Yani daha ufak çocuk oyun oynamak amacıyla bunu yapıyor. Ya da işte %12'lik kadarı da düzenli olarak bunu yapıyor. Demin hocamın bahsettiği gibi yani influencer olma yolunda bir başka deyişle görülmek için, bir başkasının beğenisini almak için düzenli bir şekilde bunu yapıyor.
günde 8 saatin üzerinde bu maddeler vücudunda, cildinde kalabiliyor. Oyun gibi başlayan bu süreç. Peki aslında, o oyun gibi başlayan süreç oyun olarak kalırsa bir sorun teşkil etmez mi? Tam tersine. Yoksa o ona doğru yani illaki büyür ve başka bir yere influencer taklitçiliğine doğru gider mi? Çünkü aklıma şu geldi siz oyun deyince. Gerçekten ben de küçüklüğümde yani ne yapardık örneğin? İşte birbirimizin saçlarıyla oynardık. Kuaförcülük oynardık. Şey. Şimdi onun başka bir versiyonu olarak çocuklarda görüyorum ki işte maske yapıyorlar, birbirlerine bakım yapıyorlar. Şimdi burada böyle kalırsa herhalde bir sorun yoktur. Tam tersine. İyi bir şey. Oyun. Oyun oynanmasını biz istiyoruz. Yani play. Mış gibi oyun, sembolik oyunu istiyoruz da oyuncakla yapmalı. Burada önemli olan şey yetişkinlere düşüyor. Yani çocuğun oyun oynaması gayet iyi bir şey. Çocuk çünkü özdeşleşim kuracak. Yani kendine örnek alacak. Küçük bir kız çocuğunun özdeşim kuracağı, örnek alacağı kişi kim? Ağırlıklı olarak annesi olacak. Mış gibi yaparak ya bebeğini süslemesi ya kendisine annesinin o makyaj malzemesini açmadan ya da alınan oyuncakla mış gibi yapıyor olması tam tersine iyi bir şey özdeşleşim açısından. Ergenlik döneminin en temel sorunu olan kimlik gelişimine pozitif bir katkı verecek. Ancak burada sıkıntı yetişkinlerde. O da şu, şöyle düşünelim. Şürtüz. Bakılmak, görülmek, bir de gösterilmek gibi indirekt bir durum var ki maalesef çocuklar bugün için sosyal medyada ya da medyada nesne halinde kullanılabiliyorlar. Bunun altını çizmek yetişkinlerin lazım. Yetişkinlerin çocukları kullanmasından mı söz ediyorsunuz? Evet, bundan söz ediyorum. Hatta ebeveynin, anne babanın çocuğu sosyal medyada bir nesne olarak kullanmasından da söz ediyoruz. Azımsanamayacak oranda. Sosyal medya değil de dizi filmlerde bile biz kullanılıyor çocuklar. Yani bence çok yanlış ama o da bir gösterme değil mi sizce? Evet. Yani bizim sektörde çok var. Evet. Çocuk oyuncular eğer eğitimini alıyor ise ve yapılan işin manasını çocuğu koruyarak, manayı çocuğa aktarıp artı onu koruyarak, o settingi oluşturarak yapılırsa gelecek problem için yok. Belki olabilir, problem yok. Ama tabii ki burada önemli olan şey ihmale gitmemek. Yani çocuğu ihmal etmemek, çocuğa zarar verecek ortamlardan onu koruyabilecek durumları oluşturmak. Evet. Yetişkine çok ciddi bu anlamda görev düşüyor. Cilt bariyerinin bozulması ne demek? Onu çok duyduk son günlerde. Cilt bariyerinin bozulması aslında mesela bu asitlerin yanlış kullanımı. Aktif içerikler dediğimiz salisilik asit, glikoik asit, retinoik asit herkesin elinde var. Belki yani sosyal medyayı görüyorsunuz. Asit ya. Yani neden zaten bir küçük çocuk yüzüne öyle bir şey sürsün? Bunlar yani aslında doğru yerde, doğru şekilde kullanıldığında çok etkili. Biz yetişkinler için. Ergenlerde de akne döneminde falan kullanabiliyoruz biz. Tedaviye destek aslında. Ama işte nasıl iyi cilde sahip oldum diye bu şekilde hani pompalanan bu reklamlar, ondan sonra bu influencerların yarattığı akımlar, işte 7 basamaklı cilt bakım rutini gördüm ben. Onu sürüyor, onu sürüyor, onu sürüyor, üstüne onu sürüyor, bir tane maske yapıyor, tekrar bir şey sürüyor. Yani bunlar cilt bakımında böyle 7 basamak hiç olmaz mı? Kaç basamak vardır? Yani basamak maksimum kaç basamak olur? Ne tedavi etmek istediğimize göre değişiyor tabii yani. Ama biz basitçe aslında özellikle o yaş grubunun ergenleri yıkama, kuruysa nemlendirme ve sabah güneşten koruma öneriyoruz zaten. Varsa bir akne tedavisi onu kullanacak tabii ki. O yüzden burada bu asitler pH'i cildiyle çok uyumlu olmadığı için çok fazla kullanıldığında. Bir de bu scrublar var, peelingler falan. Onlardaki küçük partiküller derinin yüzey tabakasını hasarlandırıyor. Bu da cilt bariyerinin bozulmasına sebep olabiliyor. O da ne yapıyor? Akneyi artırabiliyor, kızarıklık, döküntü yapabiliyor, pullanma yapabiliyor. Evet. 5.5'te yani, devam edelim. Belli bir yaşa gelen çocuklar işte markete de tek başlarına gidiyorlar ve bu markette ulaşabilecekleri bir takım ürünlerden reyonlarca böyle söz ediyoruz. Öyle olunca da gitmişken işte ekmek almışken bir de maskeyle çıkabiliyor tabii ergenlerde böyle bir sıkıntılar olabiliyor. Burada biz şimdi yasak dediğimiz zaman olmuyor. Tavsiye, nasihat hiç zinhar çok kötü bir şey zaten. Ne yapacağız? Şimdi öncelikle şunu bir görmek, hatırlamak ya da fark etmek gerekiyor ki eskiden ataerkil, anaerkil dönemden çocuk erkil bir döneme girdik. Ekonominin ve pazarlamanın getirdiği yanıltmayla.
Şöyle ki yani alacağınız deterjanın, alacağınız mobilyanın, alacağınız arabanın bile markasını çocuk üzerinden pazarlamacılar ve reklamcılar sevgili dostlarımız bir şekilde dünya genelinde çocuğu çok öne çekerek yapıyorlar. Dolayısıyla çocuk aslında müşteri oluyor, bunu unutmamak gerekiyor. Evet. Böyle bir kısır döngünün olduğunu bilmemiz, hatırlamamız gerekiyor. Diğerinde çocuğa şimdi değil sonra mesajını verebilmek çok önemli. Yani sen de galiba çok merak ettin benim örneğin rujumu aldın, benim işte... Yanlış söylesem lütfen düzeltin, rimelimi aldın vesaire gibi şeyleri merak ettim. Ama dur bakalım sen büyüyünce, sen çok istiyorsan, merak ediyorsan al şu oyuncakla yapıyormuş gibi yapalım. Ama büyüdüğünde tabii ki bunu yaparsın ya da biz birlikte bir öğreniriz, yaparız. Birlikte yaparız. Şimdi değil sonra çocukta şunu oluşturuyor aslında, öteleyebilmeyi, zaman kavramını frene basmalı. Eğer bu olmaz ise çocukta yavaş 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 gelişen doyumsuzluk, her şeyi anında isteme ve dürtüsellik, bunun sonrasında da mutsuzluk beraberinde geliyor. Dolayısıyla her şeyi tutturuyor. Böyle olunca siz yokuş aşağı giden bir arabada hiç frene dokunmamışken birden bu kocaman tankeri ya da aracı nasıl durduracağım diye kaygılanıyoruz biz yetişkinler. Ufak ufak tatlı tatlı, ben hep onu söylüyorum, sert değil ama tatlı net frenler yapmak lazım çocuğa. Tatlı net frenler. Tatlı, evet. Peki çocuklara öyle. Yani oyun bunu sürüyormuş gibi yap. Ama bunu mesela ergene diyemezsiniz. Ha, ergende işler değişiyor. Evet. Ergene girdiği zaman ergen tabii ki artık bedenini ayrı bir kimlik nesnesi olarak görüyor. Mahrem bir alan. Ergene artık bir miktar saygı duyacağız. Ergenin o özel alanına bir miktar geri duracağız. Ergene daha önceden atmış olduğumuz tohumların filizlendiğini varsayıp ihtiyacın halinde gelip bana danışacaksın diyeceğiz. Aralıklarla kontrol edeceğiz ama asla onun alanını ihlal etmeden, intrüzyona girmeden, müdahil ve işgalci olmadan. Bu kolay bir şey değil yani. Tam ergen Türk aile olmaz. Yapısına uygun bir şey söylediniz hocam. Değil ama ufak ufak yapıyoruz. O kadar yani, değiliz sayın adaşım. Yani ufak oluyor diyorsunuz. Oluyor. Peki. Evet. Peki buralarda belki size de yine geliyordur. Şimdi Burak hocam örnek verince yine gidip kendi çocukluğumu, aslında bir kız çocuğunun annesinin makyaj malzemelerini fırsat bulup karıştırmadığı herhalde geçmişinde yoktur. Siz de yapmışsınızdır. Ben de yaptım. Yani bu ama bir noktaya kadar belki tolere edilebilir her gün sürmüyorsa, değil mi? Bunun kullanım süresi de cilt üzerinde etkili olsa gerek. Yani ne kadar zaman sonra artık tehlikeli diyeceğim ama çok az zaman kalmış. Kısaca toparlayabilir miyiz? Tamam, hadi. Şimdi şöyle, tabii ki ergenler makyaj yapıyorlar ve yapacaklar ve bunu duyduk hocamdan da, bunu engellemek kendi iç dünyaları. Biz burada işte makyajı temizlemeyi, makyajsız uyumamayı, makyaj malzemesi seçerken neye dikkat etmemiz gerektiğini, non-komedojenik diyoruz, işte komedonları, gözenekleri tıkamayan, oil free, yağlandırmayan ürünler seçmesini öneriyoruz aslında ve temizlemelerini öneriyoruz.